İnsanlığın endüstriyel ve kültürel tüm icatları teknolojik gelişimin peşinden gidiyor. Uygarlık tarihi teknolojinin tarihini izliyor. Fakat hayatımızı kolaylaştıran teknoloji yaklaşımımız bazen yenilenebilir olmayan kaynakları tüketiyor, dünyayı kirleten sistemleri büyütüyor. Teknolojiyi kullanırken dünyanın sürdürülebilirliğine zarar mı veriyoruz? Kaynaklarımızı yerine konulamayacak şekilde israf mı ediyoruz? Sürdürülebilir teknolojiyi, teknoloji felsefesi üzerine çalışan akademisyen sanatçı ve pek çok teknoloji şirketinin de danışmanı Bager Akbay ile konuşacağız. Sürdürülebilir teknoloji nedir? Giydiğimiz kıyafet de bir teknoloji, yediğimiz domates bile bir teknoloji artık. Yazı yazan biri bile aslında teknoloji kullanmış oluyor. Senin kullandığın bir şeyin üretilirken ki hali bütün dünyayı etki edebiliyor oluyor. Bunun sebebi de frekansın artması. Yani herkes birbirine çok hızlı dokunduğu için en ufak bir şey hepimizi etkiliyor. Çocuklar için programlama kitaplarını vesaire ya da bu maker hareketindeki yaptığımız şeyleri onların hayatının bir pratiğine dönmesini istiyoruz. Çünkü küçükken bu şekilde üretimlerini desteklersek, başımıza icat çıkarmalarını sevinerek anlatırsak, hepsi o kültürle büyüyüp bunları olduğu zaman iyi bir dünya olabilecek. Bu da sürdürülebilir teknolojinin bir parçası aslında. Mucit olmak, mucit yetiştirmek, şair robot icat ettiğiniz için size de mucit diyebiliriz. Bu sizin nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak? Ya ben şiir yazamadığım için robotunu yaptım diyebilirim yani. Çöp yanlış yerde bulunan değerli malzemeye verilen addır. Ve özellikle teknolojik atık değerli bir maddeyken yanlış bir yerde çöpe dönüşüyor. Önemli olan bunu erken durumda o karışma olmadan ayrıştırmak ve doğru yerlere göndermek ve tekrar kullanmak. Geleceği hayal ettiğin zaman aslında oradaki teknolojileri, oradaki yaşam şeklini hepsini hayal ediyorsun. O yüzden o sürdürülebilirliği orada tutmak hepimiz için çok değerli. Dünyaya sıkıştığımız için burada kalacağız gibi gözüküyor uzun bir süre daha. O zaman buna iyi bakmamız lazım. Bugün hayata eksilterek değil, çoğaltarak iyileştirmek zorundayız. Çünkü iyi bir gelecek yaratmak için farkındalığa ve harekete geçmeye ihtiyacımız var. Biz Türk Ekonomi Bankası olarak ya sonra sorusunu daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir hayat için yarın değil bugün diye yanıtlıyor, tekno girişimcilerin sayısını artırmak ve sürdürülebilir iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak için çalışıyoruz.